videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. Şöyle bir formumuz var. İcra takibi başlatma formu var. Şimdi bu formda ilk kısmı zaten maddeler halinde karşısında ne yapmanız gerektiği yazıyor. İlk kısmı buraya adınızı, TC kimlik numaranızı, adresinizi vesaire yazıyorsunuz. Yeterli. İkinci bölüme ise borçlu olanın yani sizin alacaklı olduğunuz kişinin adını, TC kimlik numarasını ve adresini yazıyorsunuz. Adresini bilmiyorsanız Mernis'le aynı şeklinde yazın şuraya. Şuraya başlayalım. Örnek bir tane yapalım mesela. İsim ne olsun? ...11 karakter olduğu için TC... ...şuraya... ...TC diye belirteyim. Adresiniz... ...mesela... ...Orta Mahalle... ...Atatürk Caddesi. Her yerde var Atatürk Caddesi. No... ...21... İstanbul diyelim veya Beyoğlu İstanbul diyelim. Böyle bir adres yok, örnek veriyorum. Buraya da kimi icra veriyorsanız onun bilgilerini yazıyorsunuz. Mesela Mehmet Kaya diyelim. TC. Yine onun TC'sini yazıyorsunuz. Biliyorsanız adresini, bilmiyorsanız Mernis'le aynı diyorsunuz devamına. Bunu yazmanız yeterli. Diğer kısımları farklı alacak türleriyle ilgili kısım. Sizinle ilgili olan kısmı yazsanız, doldursanız yeterli. Mesela nakit veya elden yapılan nakdi alacaklarsa buraya yazacaksınız. Mesela ne kadar diyelim? 10.000 TL. TL gibi yazmanız 10.000 TL asıl borç. Asıl alacak desek yeterli. Faizleri varsa bu kısma faizleri tablo halinde belirtiyorsunuz. Faiz şu kadar faiz şeklinde. Mesela 2000 TL faiz diyorsunuz. Gibi bunu dolduruyorsunuz. Diğer bölümler dediğim gibi diğer alacak türleri. Bu nakit kısmıydı. Burada zaten yazılıyor nelerin olduğu ayrıntılı. Kendinize uygun olanı dolduracaksınız burada. En sonda şuraya biz neydi burası? 5. madde. Bent'te 5 çünkü biz 5'tekini alacağız. Pardon, 4'teki. Dördüncü bent. Yazıyoruz. Bu kısmı tarihi imzalıyoruz. Ve icra müdürlüğüne veriyoruz. Bize iki tane harç. Bugün itibariyle 207 lira sanırım başvuru harcı. 50 küsür lira da emanete dosyaya alınıyor. 2023 Şubat itibariyle bu tutarları ödüyoruz. İcra takibimiz başlıyor.